oldu herhalde. Bu Evet. da hava yağıyor, elektrikler de gitti. Anladım, Ya. anladım. Peki. Ya. İyi akşamlar Tekrardan hocam. hoş geldin yayına. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi Salih Bey, en akşamlar. son İyi ne zaman yayınlar. görüşmüştük? Sağ olun. En son ne zaman Hocam. görüşmüştük sizle? WhatsApp'ta online muayenede. Ne kadar oldu? 47 gün oldu bugün itibariyle hocam. 47 gün. Okey. Evet. Sizle telefonla hiç görüştük mü bu süre içerisinde? Telefonla bir ara bir sıkıntım oldu, onunla görüştük. Bela özelimde bir ağrı oluşmuştu, onunla alakalı görüşmüştük. Aha. Ama her 5 günde bir görüşüyorduk değil mi? WhatsApp'ta Tabii mesaj yoluyla. her 5 günde bir WhatsApp'tan mesaj yoluyla görüşüyoruz, evet. Okey. Şimdi Salih Bey sorayım. Salih Bey değil mi? Yanlış söylemiyorum isim. Evet, doğrudur Şeyde, hocam. evet, sayfada Salih diye gözüküyor da. Şimdi Evet, Salih doğrudur Bey, hocam. biz 47 gün önce bana başvururken online muayene ile ne şikayetleriniz vardı? Kaç kiloydunuz? Bir izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Hocam 47 gün benim bel öncesi. ağrım var. Efendim? 47 gün öncesi daha. Hocam bel ağrım vardı, eklem ağrılarım Evet. vardı, geniz akıntım vardı, midemden aşırı bir gemirme geliyordu. Yani şikayetlerim bunlardı. Yani bizi ağır etkileyen, en fazla etkileyen, atıyorum ufak tefek ağrılarım, şeylerim vardı ama en fazla etkileyen bunlardı hocam. Peki kilo kaçtı o zaman? Efendim hocam? Kaç kiloydunuz o zaman? İnternet çekmiyor hocam. Tam alamıyorum sesinizi. Kilonuz kaçtı o zaman? İlk başladığınızda kaç kiloydunuz? Kilom 33 şey 83 kiloydu hocam. Boyunuz kaç? İnternetlerde sıkıntı var herhalde. Salih Bey, duyuyor musunuz? Şimdi duyuyorum hocam. Ha, o boyunuz kaçtı Salih Bey? Kilonuz 83, boy Boyum 1,63 hocam. 1,63. Okey. Peki Salih Bey, şimdi Evet. bir dediniz geniz akıntım var. Vardı. Evet. İki, geğirme vardı. Yenirme vardı. Bel ağrım vardı. Bel ağrısı vardı. Eklem ağrısı vardı hocam. Eklem Geceleri böyle ağrısı var. evet. Geceleri sabaha yakın böyle yatırken yatakta kıvrılıyordum yani bel ağrımdan yatamıyordum. Sabaha yakın erkenden kalkıyordum. Peki. Çok erken Peki. kalkıyordum. Bazen Peki Salih Bey, horlama da bu oluyordum. yeni horlama da vardı. Okey, çok. Peki bu Evet hocam. şikayetlerin kaç yıldır vardı? Mesela geniz akıntın kaç yıldır vardı? Ne kadar süre doktora gittin? Hocam 5 yıldır vardı geniz akıntım. Peki çok tedavi aldın mı bu geniz akıntısı için? Hocam ses. Salih Bey, duyuyor musunuz? Burada bir sıkıntı var. Hocam internet yine gitti. Çok kötü. Yapma ya. Zamanlamak o şey değil, iyi Selam seçmemişiz. aldım hocam. İzleyicilerimiz de Ama merakla hiçbir takip cevabım ediyorlar. olmadı. Şunu arar mısın bir telefon? Evet. Süleyman dahil. Hocam özür dilerim, internet çekmiyor hava şartlarından dolayı herhalde. Aha. Şu anda iyi mi? Duyuyor musun beni? Şu anda duyuyorum hocam, evet. Peki Salih Bey, şikayetlerin mesela geniz akıntın kaç yıldır vardı? Hocam geniz akıntım 8-10 yıldır var. Çok tedavi aldın mı bunun için? Aldım hocam, tedavi aldım. Sizinle irtibata geçene kadar da alıyordum. Sizinle irtibata geçtiğim anda ilaçlarımı tamamen bıraktım. O zamandan bu tarafa Peki kullanmıyorum. geğirme ve bel ağrın kaç yıldır vardı? Bel ağrısı, fibromiyajin, horlaman. Bel ağrım 10 yıldır vardır hocam. Gengirmemde 5 yıldır falan var. Peki ilaçlar fayda ediyordu mu bunlara? Kullandığın ilaçlar geçmişte. Hocam ilaçlar kısmen fayda ediyordu. Ondan sonra tekrar oluşuyordu. Bir süre sonra Evet. tekrar başlıyordu. Peki. Peki şimdi 5 yıl, 10 yıldır şikayetlerim vardı. Fayda görmüyordun. Torba torba ilaç kullanmışsındır. Doğrudur hocam. 7-8 tane ilacım vardı 42 yaşında. Yani 42 Of, of, yaşında bir of. insan bu kadar ilacı nasıl kullanır?
Yani 60-70 yaşlarımı düşünemiyorum. Peki. Evet, siz Doktor Hamit Çelik'e online bağlandınız. Tedavi, su diyet tedavisi başlandı. Ne diyette evet, ne verdim sana? İlk neyle başladık? Hatırlıyor musun? Hocam karalahana ile başlamıştık. Karalahana ile. Başka? Kabus gibi hocam karalahana ile başladık. Bir 5-6 gün yedim. Ondan sonra çok kötü oldum. Size söylemiştim. Elma yiyebilir miyim hocam dedim. Elma yeşil elmayla rendelenmiş. Yeşil elmayı yedim. Bir Peki, 6-10 gün. Su olarak ne verdin? Su içeriği ne vardı? Su, tarçınlı su verdiniz. İçine bir tane de sizin gönderdiğiniz iyot yağı vardı. Onu kullanıyorum. Evet, onuyla güzel. devam ediyorum. Tatlı su çok faydalı ama yani bütün hastalara tavsiye edebilirim. Yani tatlı Peki. krizini aniden ve açlık sürekli çok çabuk alıyor. Aynen. Biberiye yağı var mıydı o suda? Evet. Vardı. Peki. İlk 10 günü bir anlatsana. Su diyetin ilk 10 gününde neler oldu? Şikayetler ne durumdaydı? Onları bir anlat. İzleyicilerimize şu anda takip edenler merak ediyordur. En çok ilk 10 gün nasıl geçiyor, sonraki günler nasıl geçiyor? Gerçi internetin de iyi çekmiyor ama artık anlatabildiğim duyduğumuz kadarıyla dinleyelim sizi. Evet, şu anda güzel internette bir sıkıntı yok herhalde. Çekiyor, ses geliyor. Evet. Hocam ilk beş günümde baş ağrısı oluştu. Aha. Baş ağrısında yardımcınızdan destek aldım. Baş ağrısından Parol kullanmamı söyledi. Parolla biraz Evet. baş ağrısı hafifliyordu. Hı hı. Geçeceğini söyledi. İdare et, bir 5 gün 10 gün arasında oluyor bu ağrılar diye. Hı. Ondan sonra 5 günden sonra zaten hiç baş ağrısı olmadı. Hı. Bir 13 gün sonra zaten açlık hissi tamamen geçti diyebilirim. Evet. Sürekli Arada beklediğimiz gibi. evet. Aha, arada devam. bazen kriz, arada bazen krizleri oluyor ama ufak tefek yani tarçınlı suyu içince tamamen geçiyor, rahatlıyorum. Evet, doğru. Yani zaten 15-18. günden sonra hiçbir sıkıntım kalmadı yani açlıkla alakalı. Evet. Yani bazen görüyorum yiyecek içecekler ama yani beni etkilemiyor çok fazla. Etkilemiyor, çok iyi. Evet. Çok iyi. Peki, şu anda 47. gün. Kaç gün demiştik sizin tedaviye? 60 gün mü? 60 günde mi? 60 günde hocam. 13 gün mü kaldı? 13 gün kaldı hocam, evet. Peki, şimdi 47. gündesin. 47. günde bir tek tek sorayım size. Geniz akıntısı nasıl? Hocam geniz akıntım çok az kaldı. %20-%25 gibi kaldı. Çok iyi. Geğirme nasıl? Gengirmem hocam çok az oluyor. Yani arada bir, yani günde 2-3 kere falan oluyor. Yani önceden sabah kalkarken başlardım, akşam gece yatana kadar devam ederdi. Evet, ama günde 2-3 defa geğirme genelde normal. Aç karnında evet, normal yani o. Peki, hı-hı, ağrılar, sırt ağrısı, bel ağrısı ne durumda? Hocam bel ağrısı diye, eklem ağrısı diye şu anda hiçbir ağrım kalmadı. Evet, izleyiciler iyi takip etsin. Bakın, şimdi bir bu Yatağımda, oldu. evet, yatakta yatırken çok rahat yatıp kalkabiliyorum yani şu anda. Neyse. O süt çok zaman önce kullanma. Ha, çok iyi. Peki şunu diyeceğim. Eklem ağrısı, bel ağrısı geçti. Başka horlama zaten yok. O da gitmiştir. Horlama yok hocam. Hiç olmamış şu ana kadar. Evet. Eşim öyle söylüyor. Çünkü biz zaten bu tedavide nedir biliyor musun? Bir, migren. İki, fibromiyajı. Üç, yani o bel ağrısı, sırt ağrısı dediğimiz fibromiyajı. Üç, mide şikayetleri %100'e yakın sonuç veriyor. Yani ilaçların yapamadığını su diyeti %100 yapıyor. Bu her hastada var. Sizde de zaten anlatıyorsunuz. Peki kaç kilo zayıfladınız? Evet hocam. Kaç kilo zayıfladın Salih Bey? Hocam 14,5 kilo verdim şu ana kadar. İyi, fazla iyi, güzel. Fazla zayıflamamış. Zaten fazla zayıflamanızı istemiyordum ben. Çünkü erkeklerde biraz kilo hızlı gidiyor. Boyu Evet. 1,63 müydü? 1,63'tü hocam. Evet. 3-4 kilo daha zayıflarsan yeterli. Boy ve kilo oranın iyi olur. Evet. Evet. Yüzden çok gitti hocam. Yüzden Peki çok gidince herkes gençleştin mi? söylüyor. Gençleştin mi yoksa
Çöktün mü? Ne diyorlar Hocam nasıl çevredekiler sana? duruyorum? Çok genç gözüküyorsun. Gençleştiğimi söylüyorlar hocam. Ya Arkadaşlarım, evet, gören. arkadaşlar Yani su diyeti gençleştiriyor. Bu kesin yani. Peki ciltte bir değişiklik uzun oldu mu Salih Bey? cildimde hocam şuralarımda benim böyle yani saçta kepek olunca böyle kepeklenme oluyor gibiydi. Şu anda o kepeklenme de geçti. Burada ya, yani deride kalkmalar oluyordu. Onlar da geçti. Onlar Şu hep anda hiçbir geçti. şey kalmadı Tazelendi. yüzümde. Peki tırnaklarda mantar gibi bir şey var mıydı sizde? Yoktu hocam henüz. Yoktu. Peki. Başka ne soralım sana? İnsülinle ilgili sıkıntın yoktu. Diyabetle ilgili sıkıntın yoktu. Yok Bütün hocam. iyi. Peki. Eşin ne diyor bu konuda sana? Hocam eşim çok fazla kilo verme diyor. Sürekli şikayet. Hatta Peki. size de yazdım ya. Yeter bu kadar, yeter bu kadar. Hatta 72 kiloda dur dedi. Onun üzerine biz 4,5 kilo daha verdik. Aa, Şimdi çok iyi. 65 kiloya düşeceğim deyince tekrar çocuklar da şikayetçi, eşim de şikayetçi. O Yok kadar yok, düşme sen diye. şey yap, yok. 65 senin için ideal. Kilo boy oranına göre ideal. Daha yaşın da Hocam, genç. evet. Şu ana kadar Çünkü hocam, evet. ha, şu ana kadar evet. İnternet mi gitti? Evet, internette sıkıntı var arkadaşlar. Yayın donuyor. İletişim Donuyor, kopukluğu evet. oluyor. Ses geliyor mu Salih Bey? Hocam şu anda geliyor, evet. Ha. Neydi söyledi? Peki Salih Bey, şu anda hiçbir ilaç kullanmıyorsun değil mi? Şu anda hiçbir ilaç kullanmıyorum hocam. Daha önce kullandığım hiçbir ilacı kullanmıyorum ya. Kullanmıyorsun. Okey. Peki iş çevren, arkadaş çevren ne diyor bunları? Bunları da bir anlat. Baskı yapan oldu mu? Aklını çelen oldu mu? Bunu yapma, zararlı diyen oldu mu? Biraz sosyal yaşamda da bir konuş da, çünkü sosyal yaşamdaki çevredekiler, kendi gözlemlediğim, hastalarımda gözlemlediğimi söylüyorum. Tekrar şey gitti, ekran gitti arkadaşlar. Çünkü hastalarımı tedaviye aldığım zaman çevredekiler sürekli hastalara baskı yapıyor. İşte direncin düşer, şöyle olur, işte organların zarar görür gibi asparagas, hani gerçeği olmayan iddialarla hastayı caydırmaya çalışıyorlar. Bu duruma sen de maruz kaldın mı? Kaldım hocam, çok söyleyen oldu ama ben dedim ki yani ben diyet yapmıyorum, tedavi görüyorum diye Aynen. öyle Aynen, bravo. öyle Bravo. atlatmaya çalıştım. Yani bir süre öyle atlattım, daha sonradan çok sayıldım. Ne oldu sana? Hasta mısın filan gibi şeyler söylediler. Evet. Ben dedim ki yani tedavi görüyorum şu an. Tedavi süreci bitene kadar bir şey diyemiyorum dedim. Böyle söylüyorum. Birkaç tane arkadaş ısrarla söylediler. Ne yapıyorsun? Nasıl ediyorsun? Biz de yapalım gibi şeyler söylüyorlar. Ben diyorum ki ben bir kendime geleyim, siz bir görün, ondan sonra karar verin gibi. Ben de böyle atlatmaya çalıştım. Bir tane arkadaşım karar verdi. Sizinle yarın görüşecek, yarın akşam. Ha, Randevulaşmış randevu sanırım. aldı, öyle mi? Evet Evet, yarın arkadaşlar, akşam görüşeceğiz. bu arada Ocak ayımız tamamen dolu. Şubat ayından itibaren randevu veriyoruz. Şubat'ın da 5'i mi 6'sından itibaren randevu veriliyor. Onun için eğer randevu Evet. almak istiyorsanız mutlaka bir ay önce de randevu almanız gerekiyor. Çünkü talep çok fazla. Çünkü kronik hasta, yani şu anda bizi izleyen kişilerin çoğu ilaç kullanıyordur. Şikayetleri olan hastalardır. Belki su diyet yapıp da bizi takip eden hastamız da vardır. Onun için eğer randevu almak istiyorsan bir ay önce de almanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Peki online tedaviye sizi aldığımız zaman online tedavi hakkında ne gibi çekingenler, sıkıntılar hissediyordun? Bir korkun var mıydı? Çünkü hastalar alışmış, bir hastaneye gidip sıra bekleyip doktorda randevu alıp orada muayene olup sürekli o doktor kontrole gelip gitmeye. Bu online için ne diyorsunuz? Hocam çok güzel, ben çok memnunum. Yalnız insanlardaki düşünce hep farklıdır. İnternetten görüşmekle insan muayene mi olur, tedavi mi olur? Yani bu yaklaşımlar da var. Yani bir süre sonra ben artık insanlara dedim ki doktor nerede diye soruyorlar. Ben doktor İstanbul'da diyorum. Nasıl görüşüyorsun diyorlar. Ben internet üzerinden online görüşüyoruz diyorum. Öyle doktorum olur. Yani böyle şeyler söylüyorlar. Ya ben görüşüyorum, ben doktor
aradığım zaman doktor telefon açıyorum diyorum. Doktor bana anında asistanı bağlantı yapıyor, doktor iletişime geçiyor. Bana bilgi veriyor rahatsızlığım olduğu zaman diye söylüyorum. Onlar da böyle bir şey duyunca onlar da çok şaşırıyor yani. Nasıl böyle bir şey olabilir? Ben doktoru Peki arasam Salih Bey, diyorum burada hastanede efendim. Salih Bey, sen mesela şu anda 47 gündür su diyeti yapıyorsun. Sen bu 47 gün su diyetini, örnek veriyorum, benim muayenehanem ya da bir hastanede çalışsaydın, benim yanıma gelip giderek yapabilir miydin? Hocam internet yine gitti de sesinizi alamadım. Bir daha söyleyeyim. Şimdi var mı ses? Geliyor mu sesin? Geliyor hocam evet. Şimdi diyorum ki sen hani internet olmasaydı, online muayene değil de normal benim muayenehanem ya da hastanede çalışmış olsaydım, sen de su diyeti için bana gelseydin, işte Salih Bey şunları yapacaksın, 10 günde bir görüşeceğiz, gelip gideceksin deseydim, yapabilir miydin bu su diyetini? Yapamazdım hocam. Yani her 10 günde bir İstanbul'a gelip gidemezdim. Benim için çok zordu ama daha öncelerde düşünmüştüm şunu, size gelmeyi. Yani hastanede çalışırken ben sizi 2-3 yıldır takip ediyorum. Alişan'ın bir programda izledim. Anladım. 4,5 saat bir kalp masajı yaparak bir hastayı döndürdüğüm Evet. dediğiniz anda benim dikkatimi çekmişti sizin programınız o zaman. Evet. Ondan sonra sizi takip etmeye başladım. Sürekli sizi takip ediyorum. Tuğba Özay'ı da görüştüm. Böyle böyle bir doktor var. Beni bir görüştürebilir misin diye. Ben iletişim kuramıyorum diye. O da sağ olsun iletişim kurarız. Karar verirsen Alişan aracılığıyla ben de bilmiyorum dedi. Böyle bu süreçten bu tarafa sizi 2 yıldır takip ediyordum. Yani illaki size gelecektim ama böyle online olması gerçekten çok mükemmel. Hastalar için yani son derece mükemmel. Bu şekilde insanlar tedavi olursa veya iletişim kurarsa sizinle son derece mükemmel. Ben de yardımcı olmak istediği hasta olursa ben de yardımcı olabilirim. Okay. Peki. İyi bakalım. Şimdi 13 günlük bir tedavin kaldı. 13 gün sonra bitiriyoruz. Sonra normal bir 6 aylık biz bazı yasakların olacağı bir diyet listesi vereceğim. Onunla devam Evet. edeceksin. 6 ay sonra da tamamen artık serbestsin. İnşallah hocam bakalım. Tamam. Şimdi hocam İyi bakalım. Pişmanlık yok değil mi Salih Bey? Yok hocam gayet memnunum. Şu ana kadar çok diyet yaptım. Evlendikten sonra aldığım kiloyu şu ana kadar ki düştüm 68,5 kiloya düştüm. Buraya kadar hiç hayatımda düşememiştim şeyden sonra evlendikten Peki sonra. Salih Bey, özel bir soru sana. Bu tedavi beleş olsaydı da bir ücret bize ödedi. Miktarını söylemeyelim. Bir beleş Evet. olsaydı yapar mıydın? Yapamazdım hocam. Evet, bunu hastalarıma anlatamıyorum. Kaç Yapamazdım hocam tane çünkü hasta ya? bırak. Evet, evet Hocam dinliyorum. tedavinin sonucu çok güzel ama diyeti gerçekten zor. Herkesin yapabileceği bir diyet değil ama şöyle diyet. Çok güzel bir diyet ama bir süre alışınca gerçekten mükemmel olduğunu daha sonradan anlaşılıyor. İlk Evet. zamanlar zor gelebiliyor. Gerçekten zor gelebiliyor ama gerçekten mükemmel. Ben gece yatakta yatırken yani sabahları sabaha yakın böyle kıvranmam var ya ben onun hiçbir şeye değişmem hocam. Orada bir rahatlamam yani mükemmel bir rahatlama oldu. Evet. Yani diyorsun ki beleş olsaydı bunu yapamazdın diyorsun. Beleş olsaydı yapamazdım hocam ama sonucunu görmüş olsaydım yapardım. Şu anda sonucunu Ama gördüm. Yani sonucunda bir işte o 60 gün. süreç, o 18 günü dayanabilmen için o ücreti vermen gerekiyordu. Evet. Yoksa çöpe Bir gidiyordu 60 o gün. ücretin. Evet. Bir 60 gün daha olsa yapabilecek gücüm var hocam. Hiçbir sıkıntım yok şu anda. Evet. Bütün genelde öyle. 20. günü atlatan her hasta yapıyor yani artık. Motivasyon 2-3 katına çıkıyor. Peki Salih Bey, çok Evet. güzel konuştunuz. Çok teşekkür ediyorum. 13 Rica gün ederim sonra hocam. tekrar WhatsApp üzerinde görüşmek